Kuzilerim diyor. Ondan sonra da çektiler. Ondan sonra yine dövdüler. Hacı kız aldı. Bunlar duymuşlar. Taksiyle geldiler. Aha. Bakıyorlar burada. Kızlar da dövdü. Ondan sonra da karıdan boşandım. Ondan sonra bıraktık kadar. Evet. Bir akşam bu dede benim rüyama girdi. Hani bizim uzaktan kan bağımız olmasa da daha önceden tanıyorduk. Hacer beni dövdüler, beni alın diye. Ben hani rüyadır diye pek umursamamıştım ama kafama da çok takınak oldu. Eşimle gittik, baktık. Hani dövdüler mi diye yüzündeki moralıkları gördüm. Zaten gelinle de orada bir şey söylemek istemedim emin olmadığım sürece. Aldım getirdim dedi buraya. Arabaya binince dedi beni dövdüler. Beni bir daha oraya götürmeyin diye bize yalvardı. Ben direkt evime koydum. Direkt yanına hiç girmeden eşinin evine gittim. Kızının biri ya, annesinin yanında kalıyor, biri evli, yan apartmanında kalıyor. Dedim ki Münevver teyze, bu senin kaç yıllık eşin, yani birbirinizin emeği var birbirinizde. Al eşine sahip çık dedim. Ben dedi ölüsüne gelmem, dirisine de gelmem dedi. Kızlarına söyle o zaman, kızları baksın dedim. Ben size dedi arayacağım dedi kızların dedi. Öbür gün oldu, kızları baktı mı diye biz aradık kendisini. Dedi ki kızlarım dedi, ben dedi ölüsün bize babalık mı yaptı dediler dedi. Biz bakmayız diyorlar dedi. Her şey sizin olsun dedi. Biz bakmayacağız dedi. Biz geldik eşime dedim hani bu şekilde olmaz. Yani başına bir şey gelse bizi mahkemeye verirler. Biz de uğraşırlar bunlar dedim. Ne yapalım? Darp rapor almak hiç akıl edemedik. Ve mahkemeye başvurduk. Mahkeme yaklaşık 2 yıl falan sürdü. Bu 2 yıl içerisinde akrabaları olsun, anne, şey ablaları olsun, kızları olsun, hanımı olsun. Hepsine mahkeme tek tek gitti. Hiçbiri de biz bakmayız diye imza attılar. İmza attıktan sonra mahkemenin son yapacağı huzur eviydi. Huzur evine verelim dediler. Huzur evine verirseniz ben kendimi öldürürüm. Ben orada kalmam. Ben Hacer'in yanında kalmak istiyorum dedi. Hakim bana dedi bakmak ister misin? Sonuna kadar bakarım dedim. Ve vasisini bana verdi. Buraya getireli 7 yıl oldu. 7 yıldan beri kendisine bakmaktayım. Yani kendi bir çocuğum gibi her şeyiyle ilgileniyorum. Tıraşıyla, banyosuyla her şeyle ilgileniyorum. Yani yürüyemiyor yardımcı oluyorum. Gece kalkıyor beni tuvalete götür diyor, tuvalete götürüyorum. Yani her şeyle ilgileniyorum hiç bıkmadan, usanmadan. Babalarına sahip çıkmadılar, 7 yıldan beri gelmediler. Bayramlarda hiçbir zaman gelip elini öpmediler, nasılsın baba demediler. Ben onları çok kınıyorum. Bu adam üzülüyor, bayram sabahları ağlıyor. Benim hiç kimsem yok mu diyor. Ablaları, kardeşleri, kızları hiç kimse gelmiyorlar. Yani ben çok üzülüyorum. Bu adam ağladıkça ben de ağlıyorum. İnan ki çocuk gibi ağlıyorum. Ama babamız diye hatırlayıp da gelip elini öpmek isterlerse her zaman kapım açık. Yani ben yani üzülüyorum, çok üzülüyorum gerçekten. Biz ömür boyu bakacağım ben, ölene kadar bakacağım. Yani artık benim babam yani, benim sabır sınavım. Yani Allah bana bunu sınav olarak gönderdi belki de. Hani benim çoluğum çocuğum da var. Ben buna bakacağım. Allah herkese de hayırlı evlat nasip etsin. Aşk yaşayayım senden, bak bana. Bir isteğim var. Dayı, hı. Benim yanımda olmaktan mutlu musun? He. Benim yanımda olmaktan mutlu musun? Hı. Benim yanımda kalmak istiyor musun? Çıkın ya. Benim yanımda kalmak istiyor musun? Hı. Kızlarının yanına gitmek istiyor musun? Hı. Kaşığa bak. Canım ağrıyor. Canım. Şu şöyle.